Mississippi eyaletinin Hazelhurst bölgesinde yaklaşık 90 yıl önce bir genç gece yarısı ormanın derinliklerine doğru ilerliyordu. Elinde birkaç dolar aldığı ucuz bir gitar, kafasında yıllardır çözemediği karmaşık sorular. Aslında istediği şeyler o kadar da karmaşık değildi. Bir süreliğine de olsa mutlu olmayı hayal ediyor, bunun içinse elindeki gitar sayesinde saygınlık kazanmak istiyordu. Fakat isteğini gerçekleştirmenin oldukça zor olduğunu da biliyordu. Çünkü gerçek anlamda müziğe yeteneği yoktu. Vasat bir gitarist, kötü bir şarkı yazarıydı. Buna rağmen hayatında sahip olduğu tek şey yine elindeki gitarıydı. İşte bu derin düşüncelerin kendisine eşlik ettiği sıcak bir yaz günü gecesi rüyasında her zamanki gibi ormanda tek başına hayattan intikam alırcasına gitarını tıngırdatmaya başladı. Sözler, akorlar, riffler. Hiçbiri diğerine eşlik edemiyor, kısacası beceremiyordu. Vasat'ın bir adım ötesine bir türlü geçemiyordu. Gecenin en karanlık anı şafağa en yakın olandır. Sözünü doğrularcasına ansızın bir işaret belirdi. İşte o işaretten sonra dünya müzik tarihi yeniden yazılacak, bu hikayenin kahramanıysa Robert Johnson olacaktı. Ünlü Amerikan Başkanı Abraham Lincoln, 19 Haziran 1862 yılında çıkardığı yeni yasayla Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliği tamamıyla ortadan kaldırdı. Bu yeni durum güneyde büyük tepkilere yol açtı. Çünkü güney eyaletleri oldukça verimli topraklara sahip geniş arazilerden oluşmaktaydı. Amerika'nın bazı aileleri de 4 Temmuz 1776'da imzalanan bağımsızlık bildirgesi sonucunda savaştaki hizmetlerinden dolayı devlet tarafından bu geniş arazilerle ödüllendirildi. Aradan geçen 100 yıl içerisinde toprağı işleyip büyük çiftlikler kurarak Amerika'nın en zengin aileleri oldular. Gerek savaşta yaşadıkları, gerek de yeni kavuştukları zengin nüfuzları sebebiyle siyahi insanlara karşı her zaman acımasız oldular. Lincoln'un yasasından sonra bile siyahileri köle olarak sahiplenip çiftliklerinde çalıştırmaya devam ettiler. Hatta bunun sonucunda çıkan iç savaşta binlerce Amerikalı hayatını kaybetti ve sonuç olarak kölelik ebediyen kaldırılmış oldu. İşte bununla birlikte yazılı olmayan ırkçılık Amerika'da patlak verdi. Siyahi insanlar, isimleri artık öyle olmamakla birlikte hala zengin güneylilerin çiftliklerinde köle olarak ve baskı altında çalışıyor, üstü örtülü bir ırkçılığa maruz kalıyorlardı. İşte bu baskı blues müziğini doğurdu. Siyahi işçiler pamuk tarlalarında bir yandan çalışıp bir yandan da yaşadıklarını hissetmek, insan olduklarını unutmamak için bütün duygularını, nefretlerini, aşklarını, özlemlerini sözlere döküyor ve bu sözleri de gitarlara eşliğinde dillendiriyorlardı. Basit bir enstrümanla çalınan basit notalar, ancak sert sözler. Eski Delta Blues şarkılarını incelediğimizde sözler hep kalbi kırılan bir kadın ya da erkeğin karşı tarafa sitemi olarak görülebilir. Ancak gerçekte olansa şarkıların içindeki nefret edilen kadın veya erkek figürleri aslında kalplerini kıran sevgilileri değil, çalıştıkları toprakların sahipleridir. Yani müziklerini bile gizli sözlerle üretiyor, yalnızca kendilerinin anladığı bir dilde şifreli olarak blues yapıyorlardı. Blues zamanla o kadar geniş kitlelere ulaştı ki Amerika'nın hemen her bölgesinde artık siyahi insanlar bu müziği biliyor, dinliyor, üretiyor ve çalıyordu. Yalnızca bu müziğin çalındığı barlar bile açılmıştı. Vasat'ın biraz üstünde gitar çalabilen insanlar tarlalarda çalışmayı bırakıp geçimlerini işte bu barlardan sağlamaya başladılar. Zaman içerisinde gitarı çok iyi çalan insanlar belirmeye başladı. Sun House gibi ünlü blues müzisyenleri işte bu yerel barlarda çalarken ünleri de zamanla tüm güneyde yayıldı. Bu gelişmelerin ışığında Mississippi Hazelhurst'te 1911 yılında dünyaya gelen Robert Johnson yoksulluk ve baskı içinde babasız olarak büyüdü. Tüm çocukluğu boyunca pamuk tarlalarında çalıştı. Ancak tarlada çalıştığı saatlerde duyduğu bu etkileyici müzik Robert'ı daha o yaşta ele geçirmişti. 19 yaşına geldiğinde tek hayali çok ünlü bir blues müzisyeni olmak ve tarladan kurtulup hayatını daha saygın, daha mutlu geçirmekti. Kendisi gibi 19 yaşında olan Virginia'ya aşık oldu. Hatta bir bebek bekliyorlardı. Robert da bebek doğduğunda sıkıntı yaşamamak için ufak barlarda para kazanarak müziğini tanıtmak istiyordu. Bir gün hayranı olduğu Sun House'dan yardım isteyince onu deneme amaçlı bir geceliğine barda şarkı söylemeye ikna etti. Ağzına kadar dolu olan barda ayağına kadar gelen fırsatı tepmek istemeyen Robert şarkılarını çalmaya başladı. Ne istediği gibi çalabiliyor ne de insanlardan istediği tepkiyi görebiliyordu.
Sun House'da konserden sonra Robert'a kendisinde ışık olmadığını söyleyince hayatında ilk defa acı gerçekle yüzleşti. Başarısızlık. Hemen ardından 8,5 aylık hamile olan Virginia doğum için büyük annesinin yanına gitti. Robert da bir süre daha orada burada çalışarak para biriktirip tam doğum vakti geldiğinde çocuğunu görmeye gidecekti. Ancak kader bu ya, Virginia doğum esnasında hayatını kaybetti. Robert olanlardan habersiz çocuğunu görmeye geldiğinde kötü haberi aldı. Yıkılmıştı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Virginia'nın ailesi ona çocuğunu göstermeyerek evlerinden kovdular. Hayatı altüst olmuştu. Karısını kaybetmiş, çocuğunu da görememişti. Hayatta yapayalnızdı artık. Olanların üzerine bir de çok sevdiği gitarı onu insanların önünde küçük düşürmüştü. Şimdi kimin için, hangi amaç uğruna yaşayacaktı? Derin bir depresyona girdi ve kendini alkolün kucağına attı. Sürekli sarhoş geziyor, orada burada sızıp sefil bir hayat yaşıyordu. Yalnızlıktan iyiden iyiye sıkılan Robert, ufak bir ihtimal de olsa babasını bulmak için ortadan kayboldu. Gittiği yerde babasını bulamadı. Fakat günlerden birinde hayatının değişeceğinden habersizdi. Her zamanki gibi gece yarısı ormanın içinde başarısız gitar çalma girişimleri yaparken rivayete göre birden şeytanla karşılaştı. Şeytan ruhunu satması karşılığında ona gitar çalmayı öğretecek, gitarının akordunu değiştirecek ve onu emsali görülmemiş bir yetenek haline getirecekti. Kaybedecek hiçbir şey kalmayan Robert ise hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Bir başka rivayete göre ise Robert, burada karşılaştığı bir gitar virtüözünden dersler aldı. Aylarca her gece mezarlıkta blues çaldılar ve kendini geliştirdi. Bu efsanelerden hangisi doğru, hangisi yanlış bilinmiyor. Ancak gerçek olan bir şey vardı. Robert Johnson artık mükemmel bir gitaristti. Aslında ruhunu şeytana satma efsanesi, dönemin siyahi insanları arasında oldukça yaygın olan büyü ve voodoo ayinleriydi. Buna inanan insanlar, inanışlarına göre ruhlarını ayinlerle şeytana armağan ederlerdi. Robert Johnson hiç kimseye hiçbir zaman gerçekte ne olduğundan bahsetmedi. Ortadan kayboluşundan tam bir yıl sonra tekrar ortaya çıkan Robert oldukça sessizleşmişti. Neredeyse hiç konuşmuyor, sadece gitar çalıyordu. Gitarından öyle sesler çıkartıyor, öyle teknikler kullanıyordu ki kimse şaşkınlığını gizleyemiyordu. Bir yıl önce küçük düştüğü barda çalmak için tekrar izin istedi. İşte o gün müzik tarihinin akışının değişeceği gündü. Robert Johnson sahneye çıktı. Gitarını eline aldı. Parmağına taktığı bir teneke parçasıyla gitardan daha önce hiç duyulmamış sesler çıkarıyor, şarkılarında da çok derin sözler dile getiriyordu. Garip olan bir şey vardı ki hemen hemen her yazdığı şarkıda bir şekilde şeytan kelimesi geçiyordu. Dinleyen herkes, hatta Sun House bile büyülenmişti. Gitarının akordunun ayarını kimse çözememiş, hatta kimse öğrenmesin diye akordu arkası dönük yapmaya başlamıştı. Hayatı boyunca arzu ettiği saygınlığı artık yakalamış, ismi ve melodileri günden güne yayılmaya başlamıştı. 1936 yılında bir otel odasında kaydettiği 27 adet şarkı, gelecekte adına rock'n'roll denecek olan müziğin ilk adımı olacaktı. Kaydettiği şarkıların yavaş yavaş radyolarda çalınmaya başlamasıyla birlikte ufak bir ün kazanan Robert Johnson artık önde gelen blues mekanlarında sahne alıyor, oldukça iyi paralar kazanıyordu. Henüz 27 yaşındaydı. Şöhreti onu alkol ve kadınlardan uzak tutmaya engel olamıyordu. Her sahnesinde seyircilerin arasından bir kadın belirlenir ve tüm şarkılarını onun gözlerine bakarak söylerdi. 1938 yılına gelindiğinde çaldığı barlardan birinin sahibi Robert'la karısı arasındaki yasak ilişkiyi öğrendi. Hiçbir şey belli etmeden akşam sahne alacak olan Robert'ın içkisine zehir karıştırdı ve sahnede şarkı söyleyen Robert'a ikram etti. Sahnede birden yere yığılan Robert, sancılı birkaç günün ardından acılar içinde hayatını kaybetti. Öldüğünde henüz çok fazla tanınmıyordu ve sadece 27 yaşındaydı. Hayatını 27 yaşında kaybeden müzisyenler kulübünün de ilk üyesi olmuştu. Ölümünün ardından şarkıları yıllar içerisinde tüm dünyada yayılmaya başladı. Onlarca yıl sonra Muddy Waters, B.B. King gibi dünyaca ünlü blues müzisyenleri onun şarkılarını ve ritimlerini kullanarak kendi müziklerini üretti. İlerleyen zamanlarda ise 60'lardaki beat kuşağının kendisini keşfetmesiyle bugün rock'n'roll olarak bildiğimiz müzik icat edilecekti. Onun eski kayıtlarını bulup gitarlarında çalmaya çalışan gençler, zamanla onun yarattığı temel akorları geliştirerek rock müzik tarihini oluşturdular. Eric Clapton, Led Zeppelin, Rolling Stones gibi dünyaca ünlü gitaristler ve müzik grupları hep Robert Johnson şarkıları çaldı.
ya da onun icat ettiği teknikleri geliştirerek tüm dünyaya ulaştırdı. Bugün dinlediğimiz rock müzik, rock and roll, hatta bazı caz örnekleri bile her şeylerini Robert Johnson'a borçlular. Robert Johnson ruhunu şeytana sattı ya da bu sadece bir efsane. Ancak gerçek olan şu ki Robert Johnson o gün o ormanın içinde her neyi yaşadıysa gelecekteki 100 yılda tüm dünya onu dinledi. Bir başka hikayede tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.